2015-2016 il programıyla beraberiz. Biliyorsunuz Sayın Kaymakamımıza öncelikle bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bizler yerel yöneticiler olarak belki çok çeşitli alanlarda görev yapıyoruz ama bir kaymakamlığın çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimi için yazarlarla buluşması, projesini böylece takip etmesi ancak bir hassasiyetin eseridir. Bu da yeşil yurdumuz için bir ayrıcalıktır. Ondan dolayı tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Ben şimdi asıl bugünün müsebbibi olan misafirimiz aramızda. Ama ben gençlerimize sadece bir şeyi, bildikleri bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Allah'ın ilk emri nedir? Oku. Duymadın. Oku. O halde ilk emri var. Peygamber Efendimiz'e ilk emri. Hira Dağı'nda oku diyor. Ama bakın, tefsir oku, hadis oku, fıkıh oku, tıp oku, uzay oku, insan oku, hiçbir şey demiyor. Sadece bir şey anlatıyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Okumayı asla sınırlandırmıyor. Herhangi bir alanda okumayı önermiyor. Ve bizlerin, sizlerin hepimizin dünyayı okumamız lazım. İnsanı okumamız lazım. Tarihi okumamız lazım. Tefsiri okumamız lazım. Peygamberi okumamız lazım ama hepimizin okuması lazım. 3 yıldır gençlerimizin eğitim ve kültüre adapte olmaları amacıyla ilk yıl minicik adımlarla 5-6 yazarımızı özellikle Malatya Kitap Fuarı ile beraber okullarımızla ve öğrencilerimizle minik sohbetler ve imza kampanyalarıyla bu fikir başladı. Geçen sene biz bunu biraz daha profesyonelleştirelim. Ahmet Bey ve arkadaşları, yazar arkadaşlarımızın da abilerimizin, ablalarımızın da önerisiyle dediler ki biz bunu okullarda önce kitapları dağıtalım. Yazarlarımız hakkında fikirleri olsun. Fikirleri hakkında öğrencilerimizin fikirleri olsun. Ardından da yazarlarımızı buluşturalım. Çünkü biz gençliğimizde ve okurken hayallerimizdeki kitaplarını okuduğumuz yazarları şöyle insanüstü varlıklar olarak algılardık ve buluşmayı hayal ederdik. Biz bunu gerçekleştirmek amacıyla geçen sene yaklaşık 13 yazarımızı okullarımızla buluşturduk. Sağ olsunlar. Her biri en az 3 okula uğradılar. Ardından akşamları halka açık konferanslar yaptılar. Ahmet Bey en müdavimimiz 3. yılında geliyor. Hem de hemşerimiz bizim yükümüzü alıyor sağ olsun. Nereye çağırırsak geliyor diyelim. Sağ olsun bu sene 3. senesi 2 gün boyunca dolu dolu sizlerle beraber olacaklar. Bu sene de geçen sene 13 yazarımızı bu sene biraz daha arttırdık. 23 yazara çıkarttık. Bu sene biraz paramız da oldu. Sayın Valimizin de katkılarıyla SODES projemiz kabul oldu. Yaklaşık 225 bin TL'lik bir proje oldu. Bununla önce biz değerli yazarlarımızın, Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli yazarlarımızın kitaplarını alacağız. Okullarımıza dağıtacağız, öğrencilerimize dağıtacağız. Okul kütüphanelerine dağıtacağız. Ardından okuyacaksınız, yazarlarımızla buluşacaksınız. Bu 23 yazarlarımızın 8 tanesi yine halka açık konferanslarla halkımıza da isteyenlere de bilgilendirmek amacıyla kültür merkezinde ve belediye konferans salonlarında yıl boyu devam edecek. Bugün ilkini başlattığımız bu projemiz Mayıs ayına kadar devam edecek. Tabii bu süreçte hem geçen yıl hem bu yıl bizim değerli belediye başkanımızın çok önemli katkıları oldu. Biz bu kültür ve sanatsal okullarımıza yönelik, eğitime yönelik hazırladığımız hiçbir proje yok demediler. Çok büyük katkılar sağladılar. Sadece bizim ne yapmamız gerekiyor gibi bir yaklaşımla her şeyi üstlendiler. Ben huzurlarınızda özellikle yazarlarımızın gelişi, gidişi, ağırlanmaları, misafir edilmeleri. Başkanımız da çok büyük katkılar sundular Kültür Müdürlüğü vasıtasıyla. Belki özgeçmiş olarak okumuşsunuzdur elimizdeki kitaplarda. Ben de işte Malatya'yı, Yeşilyurt'u, aslında Çınlıklı'yı, artık Yeşilyurt
bayağı büyük bir yer oldu. Ben doğduğum zaman Yeşilyurt 5-6 bin nüfuslu bir yerdi. Sizlerle aynı mahallelerde hemen hemen yaşadım, büyüdüm. Aynı işte tarlalarda top koşturdum. Bir şekilde hemen hemen aynı şeyleri yaşadık. Evet.